Müslüman uyuma, kitabına sahip çık. Müslüman uyuma, kitabına sahip çık. Kur'an-ı Kerim hepimizin kutsal kitabı. Kur'an-ı Kerim Yüce Mevlamızın da belirttiği gibi İkra ile başlıyoruz. Oku emriyle başlıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tilaveti için Hüseyin kardeşimizden kısa bir haşır dinleyeceğiz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridûne yutfi'û nurallâhi bi'efvâhihim ve ye'vallâhu illâ en yutimme nurahû. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ليصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب فضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Siz orta çağda binlerce kişiyi cadı diye, başka mezhepten diye cayır cayır yakmadınız mı? Kitapları dağ gibi yığıp Hitler eliyle tutuşturmadınız mı? Ve zannettiniz ki yakmakla, yırtmakla bunlar bitecek, tükenecek, yok olacak. Ey İsveç, ey Norveç, ey Danimarka, hakikat bitmeyecek, tükenmeyecek, yok olmayacak. Ey insanlık, unutmayın ki biz Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi olan Allah'ın kullarıyız. Bize gönderdiği son vahyi, Kur'an-ı Kerim'i canımız pahasına korur, ona uzanan elleri kırmayı iyi biliriz. Kur'an-ı Kerim'i bize ulaştıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anam babam sana feda olsun diyen sesleriz, seslenenleriz. Rabbimiz için, onun peygamberleri için, gönderdiği kitaplar için ölürüz. Hepsi başımızın üstündedir, başımızın tacıdır. Rabbimizden gelene amenna ve sadakna deriz. Siz ise kininizden, öfkeninizden geberir, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına özgürlük diye polis koruması altında izin verirsiniz. Ey Batı, Rabbimizin vahyine, Kur'an-ı Kerim'e ve hiçbir kutsal kitaba dokunma. O pis ellerini, o sahtekar dilini üzerinden çek. Köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez. Ve kork, kork ki Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un, Kur'an-ı Kerim'in hamileri bir gün o şaşalı kurmuş olduğunuz medeniyetinizi başınıza yıkacaktır. Allah'ın kitabı başımızın tacı. Allah'ın kitabı başımızın tacı. Ey İsveç, ey Norveç, ey Danimarka, şunu bilin ki insanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü değildir. Tam aksine Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemi lanetlenmesi gereken bir eylemdir. Bütün Müslümanlar bilir ki Allah'ın nuru asla söndürülemeyecektir. Oralarda o alçak adamların yaktığı sayfalar bizim imanımızdır. Uğruna can verdiğimiz kutsal kitabımızdır. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Bilmiyorlar ki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Biz iman eden Müslümanlar olarak bu kafirlere diyoruz ki haddinizi bilin, ellerinizi kutsallarımızdan çekin. Bizler Zeytinburnu Kardeşlik Platformu olarak bu hadsizliği yapan İsveç, Norveç, Danimarka ve destekçilerinin alçaklığını kınıyor
ve lanetliyoruz. Hiç kimsenin Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmaya ve mushafı yırtmaya, yakma gibi aşağılık bir hakaretle bulunmaya, edepsizlik yapmaya hakkı yoktur. Biliniz ki siz yenileceksiniz ve cehenneme gideceksiniz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Zalimler! İçin yaşasın cehennem! Zalimler! İçin yaşasın cehennem!